Herkese merhaba, Beyin Fırtası TV'ye hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir formatta karşınızdayız. Yanımızda Nasır Esports var, yöneticileri var, karşımda oyuncuları var, seyirciler var, sizlerle birlikteyiz. Ödüllerimiz, hediyelerimiz var. Bayağı güzel bir program olacak gibi gözüküyor. I'm going also to introduce everyone, but I will start with you first. İlk önce Lalit'i anlatarak başlayacağım çünkü kendisi takımın sahibi ve kurucusu. So everybody can introduce themselves, but I'm Lalit Reis, the CEO of Nasır Esports. Merhaba, ben Ekin. Berk abini nasıl tanıyayım? Aynı zamanda Wild Rift'in takım menajeriyim. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Berk hayatında ilk kez bir programa çıktı. Hatta hiç kameraların önüne çıkmıyor. O yüzden belki bir alkış alabilir miyiz onun için, bir destek alkış. Bütün heyecanım geçti, teşekkür ediyorum. You are here and you have a whole story of Nasır Esports. So Nasır Esports burada ve arkasında çok önemli bir hikaye var. How did you build Nasır Esports? What's the story behind? Nasıl kurdunuz ve arkasındaki hikaye neydi? Firstly, thank you for having us, Bora. It's awesome to be here and good to see you again. So Nasır Esports started in 2016, but I've been in the gaming industry since 1998. Can you make it a bit closer? Sure. Yeah. Since 1998, I started distributing video games first. Then I launched an agency that was doing event activations and tournaments in focus on gaming and esports. Neden Türkiye'yi seçti? Burayı seçmesinin nedeni neydi? Birazcık onu öğrenmek istiyorum. Yani Türkiye'nin iyi bir yol olduğunu gözlemlemiş. Sanırım böylese gidebilmek için öyle söyledi. Aynı zamanda Türk yemeklerini de çok seviyormuş. What is your favorite Turkish food? Kebap. Kebap. Aslında bir Arap takımı olarak biliniyor mu? Global bir takım olarak gözüküyorlar. Takımda da farklı farklı ülkelerden birçok insan var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunu nasıl anlatabilirsin bize? Aslında Türkiye'ye geliş ve yatırım yapma nedeninden bahsetmesinin dışında uzun süredir de Riot Games'in içerisindeki insanları, özellikle localization tarafındaki birçok insanla daha önce tanıştığını ve daha sonra da Türkiye'de insanlarla tanıştığını söyledi. Aslında bu hikayede üçümüzün burada bir hikayesi var. Berk, bir mikrofonu sana vereyim. Abi nasıl bir hikayeydi o? Ben o zamanlar Riot Games'de çalışıyordum. Sen Royal Youth'taydın. Şampiyon olmuştunuz ama kış mevsimine bir kötü başlangıç, ardından da takımda bir değişiklik, yaz mevsimine özür dilerim, bir kötü başlangıç. Ondan sonra da bir değişiklik oldu ve yaklaşık 4 ay kadar sürdü. Nasıl bir süreçti o? Benim için zor bir süreçti. Hem satılan takım, satan taraf olmak, hem alan taraf olmak iki taraflı yorucuydu. Şu anda eski halimize geldiğimizi düşünüyorum. Daha yeni başladık diyebilirim yani. I'm asking that to you because you're also working on that thing too. What is the key element of your success in TCL today for Nasır Esports? Bugün Nasır'ın TCL'deki bu başarısının anahtarı aslında ne? Berk and we're like collaborating a lot, working together in order to figure out the best roster. And I believe right now we do have a best roster. Aslında şöyle söylüyor, gerçekten bu aile yapısından da bahsederek aynı Ekin'in söylediği gibi devam etti. Ben daha çok Koreli oyuncularla ilgileniyorum. Berk birazcık daha Türk rosterınla ilgileniyor. O zaman Shiftane'i sen aldın. You bought Shiftane and you find Shiftane. Or Berk, who found it? Who found Bonk? Who found Shiftane? I want to know the story because people are asking that to me too. Yani bir ajans tanıyormuş. Yakın arkadaşıymış, neredeyse erkek kardeşi gibi. Hem onlardan hem de eski oyuncularımızdan, Bono'dan yardım alarak ve diğerlerinden sanırım. Aslında hepsi Shiftane'i önermiş ve yolumuz böyle kesişti kendisiyle. Çok da mutluyuz aslında. Bono'nun da Genji'de şu anda koçluk yaptığını söyledi. Evet, evet. Bono'ya da buradan sevgiler olsun. İyi bir oyuncuydu gerçekten. Bir soru da sana geldi bu arada chatten. Bolulu'yu kolundan tutup mu getirdin diye soruyorlar. Yoksa böyle bir transfer şeyi var mıydı? Çünkü senin transfer hikayelerin çok efsanedir. Pades de bana anlattı. Ona da aynı şeyi soracağım. Abi seneye bizdesin. Ben Berk abin diye telefon açtığın iddiaları var. Ya yok, böyle coaching yapmıyorum da zaten çocuklar günlük hayatta da hani boş zamanlarımızda, biz işte boş günlerimizde, free day'lerimizde falan hani ben neler birlikte olduğumuz için yani ne diyeyim ki yani zaten ben neler yani. Zaten bende değillerse bir yerde oluyorlar. Bende olacaklarsa zaten bende oluyorlar. Yani
ne diyeyim ki yani, mütevazilik yapmak istiyorum diğer menajer arkadaşlarıma da. Herkese selam buradan. Biraz zor değil mi? Zor tabii yani. Emek var işin içinde. Seni tanımayanlar olabilir. Bugüne kadar globaldeki takımlara gönderdiğin oyuncuları şöyle bir ufak böyle bir listeleyip aklına gelenleri sadece saysan. Ya aklıma gelen değil de en çok başarı göstermişleri söyleyeyim yani işte. İlk Sergen Broken Blade gitti. Amerika Kupası geldi. Ardından Closer gitti. Amerika Kupası geldi. Aynı sene Armut gitti işte. Amerika Avrupa Kupası geldi. Bu sene Sergen gitti Avrupa'ya. Yine Avrupa Kupası geldi. İki Amerika Kupası, iki Avrupa Kupası işte. Daha ne yapılabilir bilmiyorum yani. Biz burada Caner'le yaptığımız, Bulsara'yla yaptığımız programda da hep aynı cümle geliyordu. Burası e-spor dünyası, mentalin güçlü olduğu, mentalle birlikte kazanılan bir mücadele. Sacrifice. Aynen öyle. Yani o mentale sahip olan takımı kurmak, fedakarlığı sağlamak ve ondan sonra da bunu planlı olarak devam ettirebilmek dünyada başarıyı getiriyor diye anlattı. I completely agree with you by the way. Because the planning side in Turkey is missing. Red Bull'dan arkadaşlarımız bugün sağ olsunlar bizi desteğe geldiler. Red Bull'a da çok teşekkür ediyoruz programımıza destekleri için. Ben de alabilirsen. Lütfen oyuncularımıza da verelim. 10'da 10'dan devam etmeleri gerekiyor. 11 olması, 12 olması, 13 olması lazım. Enerji takviyesi lazım. Onları atlamayalım. Türk taraftarıyla etkileşiminiz nasıl? Size toksiklik yapanlar çok mu? Şöyle söyleyeyim. Ben Nasır'ın ikinci splitinde geldim çalışmaya. Sosyal medya menajeri olarak. İlk geldiğim zaman inanılmaz bir algı vardı bizim üzerimizde. Ve bunu kırmam çok çok zor oldu. Yani ben bir tweet atsam, sadece A harfiyle ilgili bir tweet atsam, onun altına siz Arapsınız, siz konuşmayın, sizin söz söylemeye hakkınız yok gibi gibi. Aslında söylemek istediğim şeyin dışında bir sürü toksik cümleler alıyordum. Şöyle bir ekleme yapayım. İlk haftalarda Güşa her gün ağlayarak beni arıyordu mesela. Bize böyle diyorlar, şöyle diyorlar, şöyle yazdılar. Engelle diyorum yani, artık yapacak bir şey yok. Hangi biriyle uğraşacaksın ki? Ama hangi birini engelleyeyim? Bir de öyle bir sıkıntı var. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Hazır konu açılmışken başlayayım. Lalit abi Hindistanlı, Indian. İkinci kişi yönetici Koreli. Ayrıca yönetimde bir İsveçli, bir de İngiliz. Pardon, Avustralyalı ama İsveç'te yaşayan bir arkadaşımız var. Performans koçları kendileri. Bir de İngiliz bir abimiz var, yaşı büyük. İkisi de olimpiyat şampiyonu. Olimpiyattan gelen, yani olimpiyat şampiyonu. Tabii e-sporla alakalı değil. Hani kürekle falan alakalı. Ve ben. Ve benden sonraki herkes de Türk bu takımda. Yani kimi ve biz Ayşe'yiz, Türk şirketiyiz bu arada. Türkiye müdürü de benim. Her şeyi Royal'le olduğu gibi burada da ben yönetiyorum. Ne söylüyorsanız bana söylüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hani bugüne kadar ne söylediyseniz de... Burayı klip alın arkadaşlar. Ne söylüyorsanız bana söylüyorsunuz. Ya burası... yani... İşte bundan sonra istediğiniz söyle. Yani biz, ben icraat yapmayı seviyorum açıkçası. Ben böyle kameraları da işte konuşmayı falan da seviyorum. Bir kere çıktım, sen varsın diye, senin programına biliyorsun. What are the best moments in social media for Nasır Esports, Gülşah? Yeah, that's great by the way. I really like it. And Bololuk can win an Oscar afterward. Yani kesinlikle bir Oscar alabilirsin kardeşim. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok. Çok eğleniyorsunuz gibi gözüküyor. Yani şöyle söyleyebilirim, Nasır'ın sosyal medyada şu an en eğlenceli, hatta tek eğlenceli olduğu sezon diyebilirim. İnanılmaz bir ivmeye kaldık, özellikle 10-0 olduğumuz için oyuncularımızın da çok mutlular ve ya, istediğim içeriği yapabilecek durumdalar şu an. Çünkü modları çok yerinde. Özellikle Bolu şu an TCL'in en iyi mid lane'in olmasının yanı sıra şov anlamında da kendisini çok fazla gösteriyor. Ve şöyle söyleyeyim, aslında modunda bir Bolu'yla yapamayacağımız içerik yok. Çoğu zaman mesela ben, Ata ve Deniz, bizim kreatif ekibimiz, bir içeriği buluyoruz. Ama bu içeriğin geliştirmesinde oyuncuların çok büyük katkıları var. Bir içerik kağıt üstünde güzel oluyor ama onun yapım aşamasında oyuncularla beraber daha fazla güzelleştiriyoruz onu. Eliyle yaptığı bir tane hareket var. LoL Espor'un teaser videosu. Şöyle bir geçişi var. 10 sene sonra da orası gözükecek, ben eminim. Evet. 10 sene sonra da geçmiş videolara bakıldığı o an mutlaka gözümüzün önünde olacak. O zaman arkadaşlar, sizlerle birlikte Nasır'ı tanıttığımız 3 dakikalık bir videoya gidiyoruz ve 3 dakikalık videodan sonra müthiş takımı, 10'da 10 yapan takımı sahneye davet edeceğim.
Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Bir alkış alalım ve ufaktan videoya doğru gidelim. Thank you. Thank you. Arkadaşlar hoş geldiniz. 10'da 10 yapan takım bizlerle birlikte. Nasır Esports'u sormak için Vizerium ve Pades'ten başlayalım diye düşünüyorum. Hoş geldiniz abi. Ellam yok. Bağırıyor diye mi getirmediniz ellamı? Bir tık öyle oldu diyebilirim. Evde korona oldu bağırıyor. Evde korona oldu bağırıyor. Ya ellama da buradan çok geçmiş olsun arkadaşlar. İşin şakası bir tarafa. Çok bağırdığı konusunda hepimiz hemfikiriz ama arkadaşımız ne yazık ki korona olmuş ve karantinada şu anda. Arkadaşımız ne yazık ki bizden gizli konsere gidip korona olmuş. Öyle mi? Evet. Hem korona, ondan sonra zaten cezalı evde. Cezası da devam edecek. Hangi konsere gitmiş? Valla karışık bir festivale gitmiş bir yere. Güney tarafında mı? Uçakla falan yani gitmiş arkadaş. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz abi? Böyle bir hepiniz bir sanki böyle kaldınız bir anda buraya çıkınca. Bir heyecan geldi gibi. Ya bulluyu verin, oyuncu var orada. İki saniye konuşsunlar. Bak bak, adam şovmen ya. Adam şovmen ya. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Lider olmak nasıl bir duygu? How to be a leader? I'm asking the question first to Bolulu and we can continue like this way. Yani güzel, güzel bir his. Önde koşmak. Ama aynı anda da bir böyle arkadan koşuyorlar, böyle bize yakalamaya çalışıyor. Biraz daha böyle dik tutarak yaklaştırdı. Bize yakalamaya çalıştığı için biraz da baskısı var tabii ki. Ama rahatız baya. Çünkü oyunumuzda zaten anlatıyoruz. Çok büyük bir gap var bence. İkinci, üçüncü ve bizden. O yüzden bu his çok güzel bir his. İkinci split'im benim zaten. Hani ben böyle bir roster olduğu için çok mutluyum zaten split'in başından beri. Hani sıkımlara başladığımızdan beri aşırı iyi hissediyorum. Çok şanslısın. Evet, onu anlatıyordum ben. Anlatmayalım. Hani zaten ilk 2-3 maçı oynadıktan sonra böyle bir his geldi. Zaten sonraki sıkımlarda falan da böyle. Dedim hani biz mi çok üst düzey oynuyoruz oyunu, yoksa harbiden böyle herkes çok kendine odaklanmış, işine odaklanmış şekildeydi. Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Nereye kadar gidersek yani. Worst'te de güzel bir başarıya kalacağımızı zannediyorum yani. I'm asking the question not to be a leader. Shiften, how do you learn to invade? Is it from Pades? Because the timing is perfect. Every time, even we were watching the games, your timing on this invade, gangs, whatever you call, it's amazing. What do you say about that? I have good invade thing is because of our teammate is really good to help me when I invade, and I can play to solo relax, and I can play more aggressive. Bence bu bayağı humble bir cevap, ama bence çok daha iyi olduğu için diğer jungler'dan bunu yapabiliyor. Değil mi? Yani bizden, sizin desteğiniz değil sadece. Biz bir şey yapmıyoruz, o her şeyi hallediyor. Selam'a bunu söyledim de humble olmayı seviyor. Ya bence mütevaziliğin çok ötesinde. I see you as a world star on invades really. The timing is so amazing. Sometimes I think, did you teleport it to somewhere or something like that? Because in the first way we saw you next to Bong, then next to Bolulu, and then next to Fleshy, and all of them are bringing something to the desk. Is it something that you are also working hardly on that thing, Pades? Bunun üzerine çok çalışıyor musunuz aslında? Zaten antrenmanlarda yaptığımız şeyleri tekrarlamaya çalışıyoruz official maçlarda da. O yüzden daha önce yaptığımız ve tekrar tekrar yaptığımız şeyleri üzerine konuşarak, üzerine feedbackler vererek daha iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten ormancımızın bu çok iyi oyununu takım arkadaşları da takip edebiliyor. Çünkü scrimlerde de aynı şekilde aynı şeyleri yaptığı için bire bire insanlar alışıyor bir yerden sonra. Okey, bizim ormancımız böyle bir şey yapacak, takip etmeliyiz. O bunu yaptığında da oyunu kazanacağız. Herkes de bu özgüven oluştuktan sonra zaten kimse düşünmeden hareket etmeye başlıyor. Bu arada Mert Froze buralarda kardeşim, geldiğin için teşekkürler. Eğer Valorant takımı kurarsan Asır, başvurularını Berk'e yapabilirsin. En son burada MVP olmuştu. Froze'cum selamlar olsun bu arada. Siz programdan sonra birleşirsiniz abi. Ben Tunç da buradaydı. Menajer falan lazımsa ayarlamalarda falan ben söylemiş olayım. Soruyu soracağım. Yıl olmuş 2022. Hala Zoe ile Velkoz banlamıyorlar abi. Bence yani girip Onur'un winrate'lerine biraz bakmıyorlar ya da KDA'larına dikkat etmiyorlar. O öyle bir sıkıntı var bence diğer takımlarda şu an. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Velkoz'um sanırım 30 maçta %83 veya %84 win ratio'su var.
11 KDA'yla. Ya demek ki aç kalınca alıyorum ve bence oyun bitiyor. Öyle hissediyorum kendimi. Bu hafta bitti bir tane. Bu hafta bitti. Onur'u ilk tam görüyorum. Hani maçı izlerken tamam diyorum. Artık buradan sonrası bir risk yok bizim için. Hani rahatlıkla oynayacağız. Bitti zaten. Build kuruldu aynen. Diyorsun. Ama şöyle bir sıkıntısı da var şimdi. Bu takımda fazla tehdit var. Mesela Bong'un şampiyon havuzu, çiftin şampiyon havuzu, Ellam'ın flash'ını olsun yani. Çok tehdit var bu takımda. Geçen mevsimki gibi 5 mid ban atamıyorlar artık. O zaman başka yerlerde vuruyoruz. Ve bu sebepten dolayı bazen kaçıyor yani Velkos. Çünkü 3 jungle ban atmaya çalıştılar. Velkos açık bıraktı. Mid ban atarlarsa adamın şeyi açık bırak kalıyor. O yüzden biraz çaresizlik görüyorum takımlarda ve ya sıçtılar yani. Burada bir seyirci yapacak sorusuna şey "Who is the most challenging top laner in the league for you?" Ligdeki senin için en zorlayıcı top laner kim? Sounds crazy. Crazy? Yeah. Really? Oh. And I'm remembering that game and you are going it was easy. It was easy. I'm not going to lie. Respect to crazy, but he didn't challenge you this week. That's why I'm asking. I want to ask to Shiften. He already played in LPL. He already played in LCK. You went towards, you're in the quarterfinal with Nasser, maybe semifinal, maybe in groups, maybe at the final, maybe a champion. Do you want to go to LAC or LCS to another league and conquer also that region too? Now I don't have an idea, discretion, but I really love Turkey. Maybe I can more enjoy TCL. Berk ağlayacak burada, Berk ağlayacak. TCL'in jungler kralı olarak arkadaşlar benim LCS'e ve LEC'ye gitmeme gerek yok. Ben burada kral olmaya devam edeceğimin küçük bir pasajını sundu bize diyebiliriz değil mi? Maybe Berk want to say something. Ne söyleyebilirim ki? Çok duygulandım. Akşam yemeğe çıkalım. Ya birazcık böyle sizi terlettim gibi hissediyorum. Fidancığım bir gelirsen. Algida'dan dondurmalarımız geldi arkadaşlar. Take the ice creams. Sen yemezsen hastaysan sıkıntı yok. Biz servisimizi yapalım. Fidancığım Algida'dan dondurmalarımızı hemen soldan devam edebilirsen. You can eat now. It's cold. Algida'ya da teşekkür ediyoruz. Evet. Ben hemen Gaming House'a dondurmaları. Arkadaşlar sıcak burası. Işıkların altında falan rahat hissedin diye dondurmalarınızın eksik kalmamasını. Bütün izleyicileri de verdik. Eğer izleyicilerimiz arasından almadım diyen var mı arkadaşlar? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Ya birazcık eğlenelim. Siz hepiniz böyle gergin şöyle oturuyorsunuz. Eyvah kamerada ben nasıl gözüküyorum diye. Takımın en çalışkanı kim ya? Who is the most working guy in the team? Eyvah. Bong. Bong? Bence de Bong. Bence Bong. Bong? Of course, Bong. Bong? Ver, bir mikrofon ver de bir sesini duyalım Bong'un. Solo queue machine. We heard your story in solo queue. You are almost killing everyone in solo queue. But you like to work a lot or this is your natural stuff? They are saying you are so sweet by the way. Everybody is writing to you. Thank you. He's so sweet. They are saying, and some of them are saying he's going to eat his ice cream. But üzerindeki baskının az olmasından dolayı buradaki zamanımı daha iyi değerlendirip aslında solo queue tarafında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bundan da çok keyif alıyorum diye anlattı. Who is the most sleeping guy in the team? Ya sleeping'den çok mesela uyumayı seven de diyebilirim. Uyumayı seven Onur bence ya. Böyle sabah kaldırması bir tık zor. Ama o da şeyden dolayı. Mesela geceleri hani solo queue atmayı daha çok gece seviyor. O yüzden geç yattığından kalkması zor oluyor. Yani uykucu öyle diyebilirim bence. Herkes aynı saatte uyandığı ve kahvaltıya indiği için yani kimin ne kadar kaçta uyuduğu, kalkıyorsunuz? 12'de başlıyoruz işte kahvaltıya 12'de geliyor herkes. O yüzden kimin kaçta uyuduğu çok da önemli değil. Yani uykusuz bir şekilde antrenmana gelmediği sürece. Bir şey sorabilir miyim? Sen Brezilya'da çalışırken kaçta kalkıyorlardı? Hatırlamıyorum ya. Orada biraz daha geç kalkıyorduk çünkü orada insanlar çalışmayı pek sevmiyordu. Burası gibi değil yani. Yani burada daha ciddi diyebilirim. Orada biraz daha rahatlı seviyorum. Biraz da scrim saatleriyle alakalı. Biz şimdi Avrupa'dan
hani yurt dışıyla attığımız için onların saatlerine göre biz de ayak uydurmak zorundayız. Bizim en erken başlama saatimiz zaten 4'ü buluyor akşamüstü, 3'ü buluyor. Yani saat 8'de 9'da da kalksalar çocuklar akşama kadar düşecek, modları düşüyor zaten. Yani o saate kadar solaki oynayacaklar, oyunun içinde düşecekler. Yani mantıklı olan tam antrenman saatine yakın bir saatte kalkıp kahvaltılarını etmiş, duşlarını almış bir şekilde ve solaki'larını atmış bir şekilde. Spor yapıyor musunuz? Sporu şu anda durdurduk. Korona artışa başladı. Cime gitmeyi kestik, yasakladık. En çok yemeği seven kim diyorum? Bu konuşmayı yapmadan önce bir tane bir yemek videomuz var sizin. Çok ünlü bir ortalığa yayılan. Önce gelin bir onu izleyelim. Hazır siz dondurmalarınızı yiyorsunuz. Sonra devam edelim. Baya baya diz şov olarak ekranlara gelen köftesinden brokolisine başka kimler vardı? Mojito vardı. Mojito'ya kadar. Ya çok güzel olmuş. Bu arada yine müthiş oynamışsın. Büyük ihtimal bir Emmy, bir Grammy falan arkaya ne ödül verilecekse arkadan döner. Ya bu tür aslında bu tür içeriklerin çok daha fazla olması lazım. Yani bizim trash talk kültürümüz ne yazık ki ülkede çok fazla olmadığı için. Sponsorumuz yok. Sponsorumuz yok. Sponsorumuz yok. Boş boş içerik üretiyoruz. Mesela sponsorumuz olsa onlarla içerik üreteceğiz. Onlara içerik üreteceğiz. Biz sadece bunları yaparak yapabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz ki gelin diye. Ya 10-0 gidiyoruz, hala sponsorumuz yok. Bizim neden sponsorumuz yok? Bizim nasıl olur da sponsorumuz olmaz? Yani bizim niçin sponsorumuz yok? Farklı 5 kere daha sorarsan belki olur. Bir daha sorsana. Bizim neden sponsorumuz yok? Ya ben chat'e de sormak istiyorum. Who is the most stylish guy in the team? Bolulu. Net. Bunda özel bir böyle tarzı yakalamak. Maaş var. Var. Maaşı oraya mı yatırıyor direkt? Var mı söyleyeceğim bir şey? Benim mi söyleyeceğim? Ya Ellam'ın gömlekleri de konuşmamız lazım biraz şimdi. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama Ellam bana kızar mı? Şimdi pezevenk gömleği denir o gömlekleri, anladın mı? Ellam yanlış anlamasak hani sana bir ters bir şey söyleyeyim. Burada olsam bu cümleyi yine kurardım. Yani böyle renkli, çiçekli, o tür gömleklerle falan çok da yakıştırıyor kendine. Worlds'e gittiniz ve harika bir hikaye yazıyorsunuz. O hikayeyi bize anlatabilir misiniz? Yani 3. Worlds olacak. İlk kez çok iyi geçmedi ama yeni yakındık. 2. kez de yakındık. Olmadı ama 3. de olacak. Ne deniliyor? Şeytanın bacağını kıracağız. Öyle mi deniliyor? Doğru. Ha. Öyle planımız o. Hayalimiz de o. Ya tarihi yazmak istiyoruz. Güzel. Fidan buralardaysa biz size Worlds'e giderseniz küçük bir hediyemiz var. Ne olur ne olmaz diye Fidan'a hazırlattık. Birazdan o hediye de size gelecektir. Fidancığım, Berk'e lütfen hediyemizi getirebilirsen. Gittiğinizde Worlds'e yanınızda bulunması için büyük bir nazar boncuğu getirdik. Hazır 10'da 10 gidiyorsunuz. Şimdi bu programa katıldınız. Bu programa katıldıktan sonra oldu da yanlışlıkla ligde giderken bir yenilgi aldınız. Bir şey oldu, bir terslik oldu falan. Sakın hani beyin fırtınasına geldik, nazar değdi falan demeyin. Bu monga takın abi. Against bad luck, bad words, it protects you. Güzel birkaç tane soru var size. Seyirci sorularını soracağım ama ben coachingle ilgili de bir şey sormak istiyorum. Çünkü sizi hazır burada yakalamışken coachingle ilgili bir şey sormadan sizi buradan göndermek istemiyorum. Coaching tam anlamıyla ne demek? Takım üzerinizde nasıl bir etkiniz var? Takım psikoloğunuz var mı? Takımı nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl onlara ilham veriyorsunuz? Bu kadar iyi oyuncular varken bile onları nasıl koordine ediyorsunuz? Genelde dışarıdan izlenirken ya da insanlar e-spora ilk baş tanıdığında sadece draft konusunda hani koçları ilgili buluyor. Ama draft dışında da hani ev içindeki disiplin olsun, düzen olsun, koçun başlıca görevi gibi denilebilir. Çünkü o düzen disiplin devam etmediği sürece hani akışına devam etmediği sürece başarı da zor geliyor o kısımda. Sen bir koç olarak ya da sen bir koç olarak bakarken LPL'i daha çok örnek alıyorum ya da LCK'yi daha çok örnek alıyorum gibi bir böyle balans yapsan hangisi daha ağır basar? Yani LPL daha çok. Zaten LPL ormancımız da var. LPL'e de biraz daha yakın aslında oyunumuz. Oynadığımız tarz, oynadığımız şeyler de biraz daha LPL'e yatkın. LCK biraz daha sıkıcı kalıyor izlediğimiz şeylere kıyasla, yapmaya çalıştığımız şeylere kıyasla. O yüzden biraz daha LPL tarafındayız biz. O zaman Flash'e soracağım. Senin için rol modeller... Küçüklüğümden beri SKT fanıyım bayağı. T1 oldu artık. Önceki senelerde Beryl'i çok beğeniyordum.
Ama şimdi Kerian'ın böyle zevkli şeyler oynadığını görünce, bir de hem oyun bilgisini hem mekaniklerini görünce, yani direkt ona bağlandığım idol olarak şu an Kerian. Takım olarak da T1 diyebilirim. Bololu'nun farkı ne? Gittiği her takımda yanındakilere performansını yükseltiyor. Bunu nasıl başarıyor? Birkaç kere sorulmuş. Soruyu soran da Buğra Kahraman. Karaman. Bololu'nun farkı ne? Gittiği her takımda, daha önce oynadığın her takımda yanındakilerin performansını yukarıya taşıyor. Bunu nasıl başarıyor? Yani her gittiğim takım farklı olduğu için genelde kış mevsiminde geldiğimde alışma süresi oluyor. Sonra o takıma biraz girdiğinde işte yaz mevsiminde biraz daha potansiyelimizi gösterebiliyoruz. Her takım aslında öyle oldu oynadığım takımda. Nasıl bunu yapıyorum bilmiyorum ama ben genelde biraz mesela biraz şeye adapte olmayı çalışıyorum her takımda. Mesela bizim win condition'ımız ne? Nasıl kazanacağız? Supportive role'a geçebilirim. Taşıcı role'a geçebilirim. Yani takım arkadaşlarımı ya hem kendimi iyi oynamaya çalışıyorum hem de takım arkadaşlarımı oynatmayı çalışıyorum diyebilirim. Ama özel yaptığım aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. This question is the most known question of Beyin Fırtınası TV. We have a time machine over here. And you can travel whenever you want, wherever you want. You can go to future, you can go to past. Where do you go? And if you want, you can be someone. You can be the Michael Jordan. You can be Faker. You can be Shakira as a singer. Who wants to be? And where? Ya niye? Evet, senin cevabını almasak bence iyi olur. Bence bu soruyu Burak'a kilitleyelim. Ne düşünüyorsun? Bak kilitliyor sana şu an. Sana kilitliyor. Çok baskının altında. Hiç fark etmez. O sonsuz yani hayal. Şimdi mesela ben bir şey düşünüp desem, iki saniye sonra başka bir şey gelecek aklıma. Ben pişman olacağım sonra. O yüzden bir tane söyleyemem yani şu an. İki tane söyle hadi. Uzun düşünmem lazım. Yarın mesaj atayım ben abi sana. Bayağı bir düşünmek lazım bence. Çünkü büyük opportunity oluyor böyle. Buldu. Bolulu buldu, buldu, buldu. Bolulu buldu. Yok ben şey soracaktım. Önceki gelenler ne demiş mesela? Abi örnek mesela Zeiss Note 2013-14 yılında işte HVA'nın ilk kurulduğu zamanlarda Feritler'le birlikte, Utenera'yla birlikte bir takımı var. Bağcılar'da bir gaming house'lar. O anı ışınlanmak istedi. Ha, okey. Mesela Kaan Kural, yanlış hatırlamıyorsam 1998 yılındaki NBA finaline gitmek istedi, ışınlanmak istedi. Bir arkadaşımız, kim olduğunu hatırlamıyorum, Atatürk dönemine ışınlanmak istedi. O dönemi yaşamak istiyorum, Cumhuriyet'in kurulduğu anı görmek istiyorum dedi. O yüzden hayalini sonsuz istediğin yere gidebilirsin. 2021 Worlds'te bizim Beyond Gaming karşı ilk maç, Zoe oynadığımda o maçı böyle tam o maç bittikten sonra o hissiyatı oraya gitmek istiyorum. My now life. Also I'm now so happy to meet now my teammates and I don't want to change something. Arkadaşlar zamanı değiştirmeye gerek yok. Şu an hayatımın en mutlu zamanını yaşıyorum çünkü takım arkadaşlarımla çok mutluyum dedi. Ben alkışladım, ne yapacağım şimdi? I want to change my life. Gel otur Beyin Fırtınası'nın ortasına. Mikrofonu şöyle tutarak sorunu sorabilirsin. 2020 Royal Youth sözünden sonra evet. Şu an sana cennetteymişsin gibi geliyor mu? Yoksa o zaman mı cehennem gibiydi? 2019'dan sonrası mı? Aynen. Hani şu kötü olan dönemi mi soruyorsun? Aynen. Öyle bir şey yok benim hayatımda. Ben sildim o kısmı hayatımda. Galatasaray'la World's'e gitmiştik. De Türkiye'yi TBF'ye kazanmıştık. Ondan sonra başarılıktan sonra takım değişmenin ana nedeni neydi? Kafam bir anda böyle döndü benim. Yani çok faktörler vardı aslında ama ana faktörü mesela o takımda World's'te scrim attığımızda hissiyatı ve böyle yeni bir şey, yeni bir challenge, yeni bir takım ve Nasır'ın vizyonu dinledikten sonra kendim için ve kariyerim için Nasır daha yüksek seviyelere beni götüreceğini düşünüyordum. Lalit is asking, are you making 18-0? There is the supporters over there. They are waiting the word from you. No, hadan derum amen. He says, if we play just as we are doing right now, no problem, 18-0. Arkadaşlar, bugün 2 saattir
Türkiye'de 10'da 10 yapan, belki de yenilgisiz bir şekilde ligi kapatacak bir takımla birlikteydik. Yöneticileri, sosyal medya ekibi, oyuncuları, genel menajerleri, taraftarları hepsinde birlikteydik ve yaklaşık 2 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ellem'e bir geçmiş olsun diyelim. Bir tek o yoktu. Covid olduğu için aramızda olamadı. Kardeşimize de buradan geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş iletiyoruz. Olsun. Çok bağırdığı için buraya getirmedikleri iddiaları vardı. Biz o iddiaların üzerinden geçtik. Gerçek olmadığını öğrendik. Fidan'ın elinde şu anda imzalı posterler var. O imzalı posterleri oyuncularla birlikte buradaki seyircilere dağıtacağız. Belki buradaki imzalı posterlerden bir tanesinde sosyal medyadan daha sonra Twitter'dan biz de veririz, birer tane alırız diye Fidan'a bakıyorum. Gösterelim posterlerden. Posterleri bir kameraya gel, gösterelim posterleri. Gel gel. Evet, buraya gel. Göster bakalım. Neymiş? Kamera orada, bak oradaki kameraya gösterebilirsin. Hayır. Bolulu çok cool durmuş yine ya. Yine böyle bir alkışlıyorsun, bravo diye. Teşekkür ediyorum Fidan'cığım. Tamam. O mu? Şu mu? Ben çok memnun oldum sizlerle birlikte bu programı yaptığımıza. Bazınızla daha önceden tanışıyorduk, bazınızla daha önceden çalıştık. Nice to meet you. I'm super happy that you are here. You share the moments, you share the enjoy over here and we had a lot of fun. I hope, according to the competitive integrity, I don't support any team. Who is going to win Turkish League? I'm expecting that they are going to Worlds or MSI, and I'm supporting them. I think this year is one of the most important year for Turkey because we are facing since many years lack of success. Yıllardır çok büyük problemler çektiğimiz için. Ben Türkiye'de herhangi bir takımı desteklemiyorum. Her takıma eşit mesafedeyim. Beyin fırtınası ekibi olarak da böyleyiz. Ancak siz yurt dışına gittiğiniz zaman da sonuna kadar arkanızda olmaya da hazırız. If you are going to be the champion, eğer bir gün şampiyon olursanız tekrardan sizi Worlds'e gitmeden önce buraya bekliyorum. Bu sefer daha makara bir program yaparız. If you are winning the Worlds, we are expecting you here and we are making fun. And the fans are going to be here again. We are expecting you here. I hope this is going to be a great year for you. Umudum bu senenin sizin için harika bir yıl olması. Arkadaşlar, 10'da 10 Nasır hashtag ile birlikte bize başvurdunuz. Yarın Nasır eSports'un sosyal medya hesaplarından kazanan 50 kişi ve 5 tane forma sizlere hediye edilecek. Lütfen Nasır eSports'un sosyal medya hesaplarını takip etmekten vazgeçmeyin. Ayrıca Beyin Fırtınası TV'nde de sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın diye söylüyoruz. Sizler bize YouTube'dan, Twitch'ten, TikTok'tan, Twitter'dan ya da Instagram'da ulaşabilirsiniz. Biz artık bir TikTok partneriyiz. TikTok partneri olarak da farklı farklı videoları, bu programdan da komik anları her zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Harika oyuncular vardı. Harika sponsorlar vardı. Red Bull'a ve Algida'ya ayrıca teşekkür ederim. Bizlerle birlikte oldu ve burada bizleri destekledikleri için. Guys, thank you very much. I hope you are going to be the champion and coming to the stage again. See you guys. Görüşmek üzere. Herkese selam ve sevgiler olsun.